Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demir Kubuz'la eve çıkmak. Oo. Sürekli pencereden bakılır herhalde. Ben bakacağım çekilse. Zeki Bey de kapıları açar. Arkadaşlar ben dördüncü nesil yazarım, onun için ayağınızı denk alın. Hocam yakın zamanda uzun metrajlı bir film projeniz var mı? Var. Bu kadar. Shawshank Redemption mı yoksa Forrest Gump mı? Bu tür sorular çok seviliyor demek ki. Ben hangisini çekmiş olmak isterdim diye düşünürsem Shawshank'i tercih ederdim. Ama Forrest Gump'a da hayır demem. Kusuruma bakmazsanız neden sinema? Bu soru var mı ya hala? İki tür şey var. Bir aparatus, aygıtlar, bir de aletler. Kamera bir aparatus ve kamera dünyanın anlamını değiştirir. Yeni bir anlam yaratıyorsunuz. Dolayısıyla aslında en güçlü silahtır. Yani dünyayı yönetmek için. Dolayısıyla aslında bizim bugün gerçeklik dediğimiz şey sinemanın yarattığı bir simülasyon. Şunu demek istiyorum. Dünyayı filmlerden görerek öğrendik. Bizim jenerasyon. Şimdiki jenerasyon artık oradan da değil, YouTube'dan görerek öğreniyor. Dolayısıyla bizim gerçek sandığımız bir sürü şey sinemanın bize dayattığı şeyler. Yani ters bir ilişki var. Neden sinema sorusuna böyle cevap verilir diyerek noktalıyorum. Bir videonuzda şimdi Şahan neyse eskiden de Kemal Sunal oydu işte, çok abartmayın gibi bir şey demiştim. Orada yanlış anlaşıldım. Aynı derken şunu diyorum. Toplumdaki algısı aynıydı. Yani bir kesim için çok kötüydü. Büyükçe bir kesim için de çok iyiydi. Toplumun dertlerini anlatıyorlardı o filmler ama o dönemin ruhu öyleydi. Yani bu dönemin ruhu da böyle olduğu için Recep İvedik tutuluyor. Türkiye'de doğru dürüst Black Mirror Westworld tarzında neden bilim kurgu filmi dizisi çekilemiyor? Bu güzel bir soru. Bugün bunu düşünüyordum çünkü biz bir bilim kurgu yaptık. Bilim kurguyu ancak o anda dünyayı domine eden kültür üretebilir. Her ne kadar Meksika'dan falan bilim kurgu çıksa da %90 dünyayı idare eden ülkeler bunu yapabilir. Sanırım, yani kendi bulduğum neden. Öyle yüksek bir teknolojiyle ilgili bir şeyler söyleyeceğiniz zaman onun altyapısına sahip olmanız lazım. O teknoloji yoksa sizde eğer ve o teknolojiyi önümüzdeki 100 yılda üretme ihtimaliniz de düşükse, buradan kalkıp örneğin robotlarla ilgili bir film yapmak ayağı yere basmayan bir hareket oluyor. Kitap önerisinde bulunabilir misiniz? Roman da olabilir. Zen ve motosiklet bakım sanatı, bir fotoğraf felsefesine doğru, Ayn Rand, Fountainhead. İlker Bey merhaba, uzun metraj bir film yönetmeyi düşünüyor musunuz? Hayalinizde ben bunu sinema perdesi için çekmeliyim dediğiniz bir hikaye var mı? Düşünüyorum fakat bu soru aslında bir astronota neden uzaya gitmiyorsunuz demek gibi bir şey. Çünkü uzaya gitmek astronotun tek başına yapabileceği bir şey değil. Her insanın hayatında bazı özel filmler var. Benim için bu Back to the Future. Bir jenerasyon bu filmle zehirlendi. Sizi sinemaya böyle bağlayan filmi öğrenmek istiyorum. İlk etkilendiğim film Hitchcock Kuşlar'dı. Pardon, Fantastic Voyage'tı. Isaac Asimov'un Hedef Beyin adlı romanından en etkilendiğim film Alien. Niye o kadar tereddüt? Alien olamaz. Yollayamam. En overrated filmler. Mahsus mu seçtiniz? The Square, Birdman, Lord of the Rings. Daha sayayım mı? Dışarıdayken etraftan duyulan yaran diyaloglar. Taksiye bindim bir gün. Yanımızdan beyaz bir Audi geçti. Ben de oturuyorum arkada. Burada onlar biniyor beyaz Audi'ye ama. Öbür tarafta biz bineceğiz dedim. Niye beni ortak etti? Kendi problemini bilmiyorum. İki, niye beyaz Audi? Şimdi değişik bir şey yapıyoruz. Nazım Yılmaz benim hakkımdaki entirlerden en kötülerini seçecektir mutlaka. Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler demişler. İçimdeki şeyi söylemişler size. Doğru söylüyor aslında. Doğru söylüyor. Yani ben onu hatta kendim de söyledim. Oğlum ben bilgili değilim. Türkiye'nin seviyesi öyle bir düşmüş ki. Biz olduğumuz yerde durduk. Yüksekte gibi olduk yani. Birdman filmini beğenmemiş hocadır. Bunu duyunca bayağı sevindim. Ben de o filme hiç ısınamamıştım. Bir de üzerine Enter the Void örneğini verince artık şuna karar verdim. Onun gitme dediği filme gitmem, içme dediği kefire içmem. Güzel. Birdman konusunda hiçbir zaman sizinle anlaşamadık. Programda şey dedi ya, onu da düşündüm biliyor musun evde oturup? Lord of the Rings serisini 500 kere seyrettim dedi. 500 kere izlemişim. Fazlası vardır. Çünkü bir matematik hesap yaptım böyle bir yılım falan. Bir yılımı tamamen Ankara'da yaşıyordum o zaman. Lanet bir dönemdi. Bunu İngilizce söylemek isterdim ama insan hayatının boşa akıtılması. Boşa akıtılması.
Total Waste of Human Life diye bir laf vardır yani. Nasıl bir insan bir filmi 500 kere izler? Nurili bir şey var abi. Nuri. Bu yönetmenlere ön adıyla hitap etme nedir ya? Ben o Zeki diyor herif işte. Nuri şöyle yaptı falan. Nuri Bilge Ceylan'ı ölümüne kıskanan bir yönetmenimsi. Çektiği reklamlar, abi dibine girmiş böyle. Çektiği reklamlar, filmsi şeyler tutmayınca YouTuber olmaya çalışan başarısız bir sözde sinemacı işte. Harika ne ya. Beklersiniz zaten? Birisi seni bu kadar sinirlendiriyorsa, yani belli ki mesela herif sinirlenmiş bunu, tamam mı? Bunu kendime aklamak için söylemiyorum. Söylediği şeyler bu arada doğru da olabilir. Bak her şey iki yönü vardır dedim ya. Yani gerçekten ben bir balon da olabilirim, işte berbat biri de olabilirim. Fakat şu ilginç. O bu motivasyonu nereden buluyor aslında? Bence onu sorgulamak lazım. Çünkü abi sendeki bir şeyi tetikliyor bu kadar nefret ediyorsan. Çıkıyoruz buradan, ben Orçun iğrenç birisi diyorum. Orçun'daki bir problemden çok bendeki bir psikolojik rahatsızlığa delalettir. Çünkü adam hiçbir şey yapmadı abi, kamerayı tuttu, kayda girdi falan. Her konuda bir şey söyledim yalnız farkındaysan. Yalnız sözlük insanda öyle bir his yaratıyor biliyor musun? Böyle hani sürekli başlıklar akıyor ya. Her konuda bir fikir var ve girdi mi çıkamıyorsun. Teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Bir mafyalaşma sonucu. Gömlek hiç olmamış hocam size. Olmamış mı? Ve bir devlet arkanından biri gibi. Cumhurbaşkanlığına adaylığını koy diyorlar ya biliyorsun. Kültür bakalım. 100.000 şey bulabilir miyiz bu şeyden sonra? 100.000 imzayla. Parti kuru oy verelim diyorlar.